Merhaba değerli arkadaşlar. Ben İsmail Akgöz. Malum üzere geçen gün propolis spreyi ile ilgili bir paylaşım yaptım. Çarşıya gidiyorum. Yağmurlu güzel bir hava var. Birkaç defa sorulduğu için bu videoyu şu an çekmeyi düşündüm. Şimdi propolis spreyi sürekli yani genelde ya cebimizde ya arabamızda bulunmalı. Bunun üretilmesindeki amaç nedir? Acil durumlarda virüs kaptığımız zaman o virüsler boğaza yapışıyor ya. O virüsler boğaza yapıştığı zaman bunlar çoğalmadan, yani normalde boğaza yapışıp çoğalıyor, çoğaldıktan sonra solunum yoluyla ciğerlere gidiyor. Daha fazla çoğaldığı zaman zaten boğazda tahribat yapıyor. Farenjit ve bademcik iltihabı gibi sorunlar çıkıyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Günde dediğim gibi daha önce hızlı bir şekilde anlatacağım. Günde 3 defa bir üniversite günde 3 defa İkişer fıs şeklinde, diğer üniversite günlere bölünecek şekilde 5-6 fıs şeklinde önermiş. Şimdi şu şekilde yapıyoruz. Ben günlere bölüyorum. Bu şekilde bu spreyin ucunu tamamen böyle içeri boğazınıza kadar geçirmiyorsunuz. Geçen bir arkadaş sormuş. İçeri kadar geçirmiyorsunuz. Ağır gelebilir boğazınızda. Bunu ağzınızın ortasına getirecek şekilde şu şekilde bu şekilde yapabilirsiniz. Ağzınızda dolaşabilir. Ağzınızda bir dezenfektasyon yapacak. Virüs varsa o virüsü öldürecek. Hem alkolün etkisi hem de propolisin. Alkolden ziyade propolisin etkisi. Yani sadece alkol olsaydı içine sadece alkol koyulup o şekilde kullanılırdı. Ama propolisin antimikrobiyal özelliklerinden dolayı, propolisin zamklı özelliğinden dolayı, yani alkol nefesin içerisinde nefesle beraber çok kısa bir sürede kalır. Ama zamklı bir özelliğinden dolayı propolis daha uzun etki gösterir. Mesela ben demin çarşıya gittim. Çarşıda birkaç kişiyle konuştum. İşte marketi falan dolaştım. Hani virüs kapma ihtimalim olabilir. O bir fıs beni koruyacaktır. Bunu nasıl kesin bir şekilde söyleyebilirim? Çünkü daha önce yapılan araştırmalar ve bununla ilgili kullananların yorumları üzerinden ve ben de 2 ay oldu kullanıyorum. Gerçekten çok faydalı ve çok etkili. Günde yetişkinler için 5-6 fıs kullanılabilir. Her gün illaki 5-6 fıs olmasına da gerek yok. Evde kullanmak istiyorsanız bir kaşık balın üzerine ağzınızda, boğazınızda balın etkisi hala var iken 1-2 fıs da uygulayabilirsiniz. Bu bir ilaç değil ama mükemmel bir koruyucu. Neyse, benim çarşıda bayağı işim var. Sırf bu videoyu çekmek için arabaya bindim. Kesinlikle öneririm. Ayrıca arkadaşlarımla, yani bunu hani tabii ki ticari bir özellik var. Ama faydalı olmasındaki amaç daha fazladır. Çünkü bunun çok fazla ciddi anlamda bir karı yok. Biz arıcıyız. Arı ürünleri üretiyoruz, tüketiyoruz, tamam. Ama diğer arıcı arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Bunu üretin, etrafınızdaki insanlara yayın ki bu zaman iletinden yani daha fazla hasar almadan sağlam bir şekilde çıkabilirim. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere. Sağlıklı günler size olsun efendim. Maske olmazsa olmaz. Bakın, belki abartılı gelecektir size ama 2 tane maske kullanıyorum. Çünkü hani çok korktuğumdan değil. Hani ben kendime fazla korkmuyorum. Ama hasta insanlar da var, benden bal almak isteyenler. İşte yoldan geçerken kendilerine veriyorum. Hatta bir kovutluysa kesinlikle bir şekilde yaklaşmıyoruz. Bir yere bırakıyoruz, kendisi alıyor. Daha sonra ücreti havale şeklinde yapıyor ya da bir akrabası vesilesiyle o şekilde alıp o şekilde ticaret oluyor. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.